Umeyr bin Vehbel Cumhi'nin daveti ve Müslüman olması. Umeyr bin Vehb'in Safvan bin Umeyye ile olan hadisesi. Umeyr bin Vehb el Cumhi, Bedir hadisesinden az bir zaman sonra Safvan bin Umeyye'nin hicrinde, yani Kabe'de ona tahsis edilmiş olan yerde oturuyorlardı. Umeyr, Kureyş'in şeytanlarından birisi olup Hazreti Peygamber'le ashabına eziyet edenlerdendi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken onun elinden az çekmemişti. Oğlu Vehb ise Bedir'de esir alınanlar arasındaydı. Umeyr, leşleri kuyuya atılan Mekke ölülerinden ve Bedir'de aldıkları yaralardan bahsetti. Safvan, "Andolsun, bu olanlardan sonra artık yaşamanın bir tadı yoktur," dedi. Umeyr, "Doğru söyledin. Eğer boynumda veremediğim bir borç ve benden sonra helak olacaklarından korktuğum bir ailem olmasaydı, Muhammed'i öldürmek için derhal biner giderdim. Çünkü benim onlara gitmemin bir nedeni de var. Oğlum onların elinde esirdir," dedi. Safvan bin Umeyye bu konuşmayı fırsat bilerek Umeyr'e şöyle dedi: "Borcun benim boynuma olsun. Ben onu öderim. Senin çocukların da benim çocuklarımla beraber olsun. Hayatta oldukları müddetçe onlara bakarım. Bana genişlik veren hiçbir şeyi de onlardan esirgemem." Umeyr, "O halde bu durumu bir sır olarak sakla," dedi. Safvan da "Olur," dedi. Sonra Umeyr emretti, kılıcı keskinleştirildi ve üzerine de zehir sürüldü. Sonra Medine'ye gitti. Oraya ulaştığında mescide gidip devesini oraya bağladı. O sırada Hazreti Ömer de mescitte oturmuş, bazı Müslümanlarla Allah'ın Bedir'de kendilerine yaptığı ikramdan ve düşmanlarının kalplerine korku salmasından bahsediyordu. Tam o sırada Umeyr bin Vehb gözüne takıldı. Hazreti Ömer, "Bu köpek Allah'ın düşmanı Umeyr bin Vehb'dir ve ancak bir şer için gelmiştir. Aramızı bozan ve Bedir'de bizim kaç kişi olduğumuzu tahmin eden de budur," dedi. Umeyr'in Hazreti Peygamber'le konuşması. Sonra Ömer Hazreti Peygamber'in yanına gitti ve "Ey Allah'ın Resulü, şu Allah'ın düşmanı Umeyr bin Vehb kılıcı boynunda olduğu halde geldi," dedi. Hazreti Peygamber de ona "Git onu huzuruma getir," dedi. Ömer çıkıp onun kılıcının kayışından tutup çekerek Hazreti Peygamber'in huzuruna getirdi ve etrafındaki ensara "Siz de geliniz, Peygamberin yanında oturunuz. Bu habisin peygambere saldırmasını engelleyiniz. Çünkü bu emin bir insan değildir," dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ömer tarafından kılıcının kayışından tutup çekilerek getirilen Umeyr'i görünce, "Ey Ömer, onu bırak. Ey Umeyr, sen de bana yaklaş," dedi. Umeyr, Hazreti Peygamber'e yaklaşarak cahiliye selamı olan "Mutlu sabahlar" diye selam verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Allah bize senin selamından daha hayırlısını vermiştir ey Umeyr. Bize cennet halkının selamı verilmiştir," buyurdu. Umeyr, "Ey Muhammed, andolsun ben bu İslam selamını yeni işitiyorum," dedi. Hazreti Peygamber, "Sen niçin gelmiştin ey Umeyr?" diye sorunca da, "Şu sizin elinizdeki esir için," oğlunu kastediyor, "geldim. Bu konuda bana bir iyilikte bulununuz," dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O halde senin boynundaki kılıç nedir?" diye sordu. Umeyr, "Allah kılıçlarımızı kahretsin. Bize ne faydası oldu ki?" dedi. "Niçin gelmiştin, bana doğrusunu söyle," dedi. Umeyr, "Yalnızca oğlumu kurtarmak için geldim," dedi.
Hazreti Peygamber hayır, yalandır. Siz Safvan bin Umeyye ile birlikte onun hicrinde oturdunuz ve leşleri Bedir kuyusuna atılan Kureyş ölülerinden bahsettiniz. Sonra sen, eğer benim boynumda bir borç ve kendilerini bırakacağım bir ailem olmasaydı, gider Muhammed'i öldürürdüm dedin. Bunun üzerine Safvan senin borcunu üzerine aldı, ailene bakmayı da taahhüt etti. Sen de gelip beni öldürecektin. Allah benimle senin arana girmiş oldu, buyurdular. Umeyr'in Müslüman olması ve Mekkelileri dine davet etmesi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözleri üzerine Umeyr, ben senin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ederim. Ey Allah'ın Resulü, biz senin bütün getirdiklerini yalanlıyorduk. Bu hicrde oturmamız, Safvan ve benden başka hiç kimsenin bilmediği bir şeydir. Andolsun ben biliyorum ki sana bu hadiseyi Allah Teala haber vermiştir. Allah'a hamdolsun ki O beni İslam'a iletti ve bu yolculuğa çıkarttı dedikten sonra şehadet getirdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşinize Umeyr'e dinini anlatınız, ona Kur'an öğretiniz, esirini de bırakınız buyurdular. Sahabeler bütün bu söylenenleri yerine getirdiler. Sonra Umeyr, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, ben Allah'ın nurunu söndürmek için çalışan bir kişiydim. Allah'ın dininden olanlara çok şiddetli eza ve cefalarda bulundum. İsterim ki bana izin veresin, Mekke'ye gidip onları Allah'a, Resulüne ve İslam'a davet edeyim. Umulur ki Allah onları doğru yola iletir. Eğer hidayete gelmezlerse, senin ashabına verdiğim üzüntü ve eziyeti aynen onlara da vereceğim dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona izin verdi. Umeyr Mekke'ye döndü. Safvan, Umeyr bin Vehb Mekke'den çıkıp Medine'ye gittikten sonra etrafında bulunan Kureyşlilere birkaç gün içinde öyle bir müjde gelecektir ki size Bedir hadisesini unutturacaktır demişti. Safvan her gelen kervandan Umeyr'i soruyordu. Nihayet bir kervan halkı ona Umeyr'in Müslüman olduğunu söyledi. Safvan, onunla artık hiçbir zaman konuşmayacağım dedi. Ona hiçbir yarar sağlamayacağına dair de yemin etti. Umeyr bin Vehb'in İslam'ı kabul edişinden sonra Hazreti Ömer'in onun hakkında söyledikleri. Allah Celle Celaluhu, Umeyr'i hidayete erdirdikten sonra Müslümanlar sevindiler. Hazreti Ömer de, önceleri bir domuzu görmek, Umeyr'i görmekten bana daha sevimli gelirdi. Fakat o bugün benim yanımda bazı yavrularımdan daha sevimlidir dedi. Umeyr bin Vehb Müslüman olarak Mekke'ye döndüğünde doğruca ailesinin yanına gitti. Safvan bin Umeyye ile görüşmedi. Müslümanlığını açıkladı ve halkı İslam'a davet etti. Bu hadise Safvan'a anlatılınca, ben ilk olarak beni ziyaret etmemesinden, onun kurtulmuş olduğu felakete düşüp Muhammed'e bağlandığını anlamıştım. Ben bundan sonra onunla asla konuşmam ve ona yardımcı da olmam. Çoluk çocuğuna da hiçbir yararım dokunmayacaktır dedi. Daha sonra Umeyr, hicrinde oturan Safvan'ın yanına geldi, ona seslendi. Safvan yüzünü ondan çevirdi. Umeyr ona, sen bizim efendilerimizden birisisin. Daha önce kendilerine taptığımız ve atlarına kurbanlar kestiğimiz taşlardan bana haber verebilir misin? Bu da mı bir dindir? Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de onun kulu ve Resulüdür dedi.
Safvan bir kelime ile olsun cevap vermedi. Ebu Hureyre'nin annesini İslam'a davet etmesi ve onun da kabul etmesi. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Müşrik olan annemi zaman zaman İslam'a davet ediyordum. Bir gün yine onu İslam'a davet ettim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bazı çirkin şeyler söyledi. Ağlayarak Hazreti Peygamber'e gittim ve ey Allah'ın Resulü, annemi İslam'a davet ettim. Müslüman olmadığı gibi bugün de senin hakkında hoşa gitmeyen sözler söyledi. Dua et de Allah Ebu Hureyre'nin annesine hidayet versin dedim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ım, Ebu Hureyre'nin annesine hidayet ver dedi. Ben hemen Hazreti Peygamber'in duasını müjdelemek üzere anneme koştum. Kapıya geldiğimde onun kapalı olduğunu gördüm. O sırada annem de benim ayaklarımın patırtısını duymuş olduğundan bana, ey Ebu Hureyre, olduğun yerde bekle. Ben dökülen bir su sesi işittim. Annesi guslediyordu. Biraz sonra da annem entaresini giymiş, fakat başı açık olduğu halde bana kapıyı açtı ve ey Ebu Hureyre, ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme döndüm ve hadiseyi ona haber verdim. O da Allah'a hamd etti ve hayırlı bazı şeyler söyledi. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Daha önce üzüntüden ağlayarak gittiğim Hazreti Peygamber'e, bu kez de sevinçten ağlayarak gittim. Ve ona şunları söyledim. Ey Allah'ın Resulü, müjde! Allah duanı kabul etti. Ebu Hureyre'nin annesini İslam'a hidayet buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, dua etti Allah beni ve annemi bütün müzmin erkeklerle müzmin kadınların kalbinde sevimli kılsın dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Rabbim, şu kulcağızın Ebu Hureyre ile annesini tüm mümin erkek ve kadınlara sevdir diye dua etti. Bundan anlıyorum ki ismimi işiten tüm inanmış erkeklerle kadınlar beni sever. Kadınların biatte bulunması. Ensar hanımlarının Medine'ye teşrif eden Hazreti Peygamber'e biat etmeleri. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif ettiklerinde Ensar hanımlarının bir evde toplanmalarını emretti. Sonra onlara Hazreti Ömer'i gönderdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh kapıda durarak onlara selam verdi. Kadınlar onun selamını aldılar. Ömer, ben Hazreti Peygamber'in size gönderilmiş olan elçisiyim dedi. Bunun üzerine kadınlar, hem Allah'ın Resulüne hem de onun elçisine merhabalar olsun dediler. Ömer onlara, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, çalmamak, zina etmemek, çocuklarınızı öldürmemek, iftira etmemek ve güzel ve iyi şeylerde ona isyan etmemek hususlarında biat ediyor musunuz diye sordu. Onlar da evet dediler. Böylece Hazreti Ömer kapının dışında, onlar da içeride bulundukları halde ellerini uzattılar. Bundan sonra Hazreti Ömer şunları söyledi. Ey Rabbim, sen şahit ol. Hazreti Peygamber sizlere hayız görmeye başlayıp buluğa ermiş kızlarınızı bayramlarda çıkarabileceğinizi söyledi. Siz kadınların cenazelerin arkasından gitmenizi yasakladı. Ayrıca sizin için cuma namazı da farz değildir. Daha sonra iftiranın ve güzel iyi işlerde isyanın manasını soran Ümmü Atiyye'ye Hazreti Ömer
bu cenazelere ağıt yakmaktır cevabını verdi. Selma binti Kays şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde, Ensardan bazı kadınlarla birlikte giderek ona biat ettim. Hazreti Peygamber, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağımıza, çalmayacağımıza, zina etmeyeceğimize, çocuklarımızı öldürmeyeceğimize, iftirada bulunmayacağımıza, güzel ve iyi şeylerde kendisine isyan etmeyeceğimize dair bizden söz aldı. Ayrıca bize kocalarımıza hile yapmamamızı da söyledi. Bundan sonra ona biat edip döndük. Ben o hanımlardan birisine, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tekrar git ve ona kocalarımıza hile yapmamızdan ne kastettiğini sor dedim. Kadın Hazreti Peygamber'den bunu sorduğunda o şöyle buyurdu. Malını ondan habersiz alıp başkalarına vermenizdir. Hazreti Peygamber kendisine biat için gelen Müslüman kadınlardan şu ayeti kerimeye uygun olarak biat alıyordu. Ey Peygamber! Mümin kadınlar sana gelerek Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, iyi güzel şeyler hususunda sana isyan etmemek şartıyla biat edip söz verirlerse, onların biatlerini kabul et ve onlar için mağfiret dile. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve çok esirgeyicidir. Gufeyle binti Ubeyd bin el-Haris şöyle anlatıyor. Ben ve annem Karire binti el-Haris, muhacir kadınlardan bir grupla birlikte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme giderek biatte bulunduk. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisi için kurulmuş kıldan yapılma bir çadırda oturuyordu. O bizden ayette belirtildiği şekilde biat aldı. Mümtehine 12. Biz bunları kabul ettiğimizi söyleyip ellerimizi ona uzattığımızda, Hazreti Peygamber, ben kadınların ellerine dokunmam buyurdular. Bunun üzerine bizi bağışlamasını istedik. İşte bizim biatimiz bu şekilde gerçekleşmişti. Ümeyme binti Rukeyka şöyle anlatıyor. Bir grup kadınla birlikte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidip biatte bulunduk ve şöyle dedik. Ey Allah'ın Resulü! Sana Allah'a ortak koşmamak, çalmamak, zina etmemek, çocukları öldürmemek ve kimseye iftirada bulunmamak, güzel şeylerde sana isyan etmemek üzere biat ediyoruz. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, gücünüzün yettiği kadarıyla biat etmiş olunuz buyurdular. Biz de Allah ve onun Resulü bizim kendimize bizden daha merhametlidirler. Ey Allah'ın Resulü, uzat elini de sana biat edelim dedik. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben kadınların elini tutmam. Ayrıca bir kadına söyleyeceklerimle 100 kadına söyleyeceklerim arasında da fark yoktur buyurdular. Umeyme binti Rukeyka'nın İslam üzerine biat etmesi. Umeyme binti Rukeyka, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme giderek, sana Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağıma, hırsızlık yapmayacağıma, zina etmeyeceğime, çocuğumu öldürmeyeceğime, kimseye iftira atmayacağıma, ölülerin arkasından ağıt yakmayacağıma, cahiliye döneminde olduğu gibi açık saçık gezmeyeceğime dair biat ediyorum dedi. Fatıma binti Utbe'nin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biatte bulunması. Utbe bin Rabia'nın kızı Fatıma, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek biat etti.
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Mümtehine suresinin 12. ayetindeki şartlar üzerine ondan biat aldı. O utandığından elini başının üzerine koydu. Onun bu durumu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i hayrete düşürdü. Hazreti Ayşe radıyallahu anha ona, ''Ey kadın, Hazreti Peygamber'in dediklerini aynen tekrar et. Allah'a yemin ederim ki biz de ona bu şartlar altında biat ettik.'' dedi. Bunun üzerine Fatıma, ''Öyleyse evet.'' diyerek ayetteki hükümleri tekrarlayarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat etti. Hâil'in kızı Azze'nin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat etmesi. Hâil kızı Azze şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme giderek ona biat ettim. O da zina etmemek, hırsızlık yapmamak, gizli veya açık çocuklarımı diri diri toprağa gömmemek ve onları öldürmemek şartlarıyla benden biat aldı. Açıkça gömülme olayını biliyordum. Fakat gizli olarak gömmenin ne olduğunu anlayamadım. Bunu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de açıklamadığı gibi, ben de gidip kendisinden sormadım. Fakat bana öyle geliyor ki, bu bile bile çocuğunu düşürmek demektir. Bunun için de Allah'a yemin ederim ki hiçbir zaman çocuğumu düşürmeye çalışmayacağım. Utbe'nin kızı Fatıma ile kız kardeşi ve Ebu Süfyan'ın hanımı Hind'in biat etmeleri. Utbe kızı Fatıma şöyle anlatıyor. Kardeşim Ebu Huzeyfe, beni ve kız kardeşim Hind'i biat etmemiz için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme götürdü. Hazreti Peygamber bu biatta bize bazı şartlar koştu ve bizden söz aldı. Ben Hazreti Peygamber'e şöyle dedim, ey amcamoğlu, sen kavminin kadınlarında zina etmek, hırsızlık yapmak ve iftira etmek gibi çirkin şeylere hiç rastladın mı ki bize bunları şart koşuyorsun? Bunun üzerine kardeşim Ebu Huzeyfe, sus ve Hazreti Peygamber'e biat et. Çünkü Hazreti Peygamber'e bu şartlar dahilinde biat yapılır dedi. Daha sonra kız kardeşim Hint, hırsızlık yapmamak hususunda sana söz veremem. Çünkü ben kocamın malından çalıyorum deyince, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun biatını kabul etmekten vazgeçti ve Hind'in kocası Ebu Süfyan'a haber göndererek ondan helallik istetti. Ebu Süfyan da, yaş mallar için kendisine müsaade ediyorum. Fakat kurularda rızam yoktur dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bizden biatlerimizi kabul etti. En sonunda ben şunları söyledim. Benim için daha önceleri senin çadırından kötüsü yoktu. Ben o zamanlar Allah'tan senin çadırını helak etmesini temenni ederdim. Yemin ederim ki, şu andan itibaren benim için senin çadırından daha sevimli bir çadır yoktur. Ve ben Allah Teala'nın onu bereketli ve ömürlü kılmasını diliyorum. Benim bu sözlerim üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şunları söyledi. Allah'a yemin ederim ki, içinizden biri beni kendi çocuğundan ve ebeveyninden daha çok sevmedikçe iman etmiş sayılmaz. Utbe kızı ve Ebu Süfyan'ın hanımı Hint, biat etmek üzere Hazreti Peygamber'e geldi. Onun ellerine bakan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, git onları değiştir de gel dedi. Hint gitti, daha sonra ellerine kına yakmış olarak döndü. Hazreti Peygamber ondan, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağım, hırsızlık yapmayacağım, zina etmeyeceğim demesini isteyince, Hint, hiç hür bir kadın zina eder mi dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, evlatlarınızı fakirlik korkusuyla öldürmeyeceksiniz buyurdu. Hint de buna, bize çocuk mu bıraktın ki onları öldürebilelim diye karşılık verdi. Böylece biat yapıldı. Biattan sonra Hint,
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kollarındaki bilezikleri göstererek, "Bu bilezikler hakkında ne diyorsun?" diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Cehennemin korlarından iki kordur." buyurdular. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine biat etmek için gelen Hind'e, "Çalmayacaksınız, zina etmeyeceksiniz." buyurduğunda, o, "Hiç hür kadın zina eder mi?" diye karşılık verdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Evlatlarınızı öldürmeyeceksiniz." buyurdular. Hint de, "Biz onları öldürmeksizin büyüttük, fakat büyüdüklerinde sen onları öldürdün." dedi. Hint, "Ben Muhammed'e biat etmek istiyorum." dedi. Bunun üzerine bir kişi kendisine, "Sen hani Muhammed'i inkar ediyordun?" dedi. Hint de, "Evet, Allah'a yemin ederim ki ben daha önceleri böyleydim. Fakat ben şu mescitte bugüne kadar Allah'a layıkıyla ibadet edildiğini görmemiştim. Onlarsa dün orada bütün bir geceyi kıyamda, rükuda, secdede namaz kılarak geçirdiler." dedi. Karşısındaki ona, "Ey Hint, sen yaptıklarını biliyorsun." Hazreti Hamza'ya yaptıklarını kastederek, Hazreti Peygamber'e yanına kavminden bir kişiyi almaksızın gitme diye tembihledi. Bunun üzerine Hint onun sözlerini akla yatkın buldu. Bir örtüye büründü ve yanına Hazreti Ömer'i de alarak Hazreti Peygamber'in yanına öylece gitti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem örtüye bürünerek gelmiş olan Hind'i tanıyarak ona, "Sen Hint misin?" diye sordu. Hint de, "Allah geçmişi affetsin." dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü ondan çevirerek, "Kadınlar zina etmesinler." buyurdu. Buna karşılık Hint, "Ey Allah'ın Resulü, hür bir kadın zina eder mi?" dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Hayır, Allah'a yemin ederim ki hür bir kadın zina etmez." buyurup arkasından da, "Çocuklarını öldürmesinler." dedi. Hint buna da, "Sen zaten onları Bedir günü öldürdün." diye karşılık verdi. Bundan sonra Hazreti Peygamber, "İftira etmesinler ve güzel şeylerde isyan etmesinler." dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kadınların ağıt yakmalarını da yasakladı. Cahiliye devrinde kadınlar ölülerin arkasından elbiselerini yırtar, yüzlerini gözlerini parçalayıp saçlarını keserlerdi. Azap ve helak temenni ederlerdi. Hint'le birlikte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunan bir kadın da şunları söylüyor. Hazreti Peygamber bizden biat aldıkları sırada bize iyi işlerde kendisine isyan etmememizi, ölülerimizin arkasından saçlarımızı yolup yakalarımızı yırtmamamızı ve azabı temenni etmememizi de şart koşmuştu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a davet yolunda çekmiş olduğu eziyetlere katlanması. Bu konuda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söyledikleri. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Allah yolunda hiç kimsenin görmediği eziyetlere katlandım. Benim düştüğüm dehşetli hallere hiçbir kimse düşmemiştir. Öyle zamanlar oldu ki, üzerimizden 30 gün, 30 gece geçtiği halde ne Bilal ve ne de ben, onun koltuğu altında sakladığı az bir yiyecek dışında canlıların yiyebileceği hiçbir şey bulamadık." Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talib'in kendisini korumaktan vazgeçtiği kanaatine vardığında ona söyledikleri. Akil bin Ebi Talib şöyle anlatıyor: "Kureyşliler babam Ebu Talib'e müracaat ederek ona, 'Ey Eba Talib, yeğenin Muhammed cemiyetlerimizin, toplantılarımızın üzerine gelip bize hoşumuza gitmeyen bazı şeyler söylüyor. Eğer yapabilirsen onu bu işten vazgeçir.' dediler. Ebu Talib de bana, 'Ey akil, git amcanın oğlunu ara bul ve bana getir.' dedi.
Hazreti Peygamber'i bize ait ağıllardan birinde buldum. O çok yorgundu. Benimle birlikte dönerken yürüyebilecek bir gölge arıyordu fakat yolumuz üzerinde böyle bir gölge de yoktu. Nihayet babamın yanına vardık. Babam Ebu Talip, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şunları söyledi. Ey yeğenim! Andolsun ki bugüne dek bana ne kadar itaatkar olduğunu biliyorum. Biraz önce Kureyşliler bana gelerek senin onların Kâbesine ve meclislerine gidip hoşlarına gitmeyen bazı şeyler söylediğine dair şikayette bulundular. Bundan vazgeçsen olmaz mı? Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gözlerini gökyüzüne dikerek şöyle konuştu. Allah'a yemin ederim ki benim bu peygamberlik görevini terk etmem sizin herhangi birinizin güneşten bir parça ateş koparmasından daha zordur. Bunları duyan babam Ebu Talip ise Kureyşlilere dönerek "Yeğenim asla yalan söylememiştir. Hadi siz kendi işinize dönünüz." dedi. Amcası Ebu Talip Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şunları söyledi. Yeğenim, kavmin Kureyş bana gelerek hakkında şöyle şöyle şikayette bulundular. Gel hem kendine hem de bana kıyma. Bizi ne senin ne de benim gücümün yetmeyeceği bir yük altına sokma. Kureyşlilere hoşlarına gitmeyecek şeyleri söylemekten de vazgeç. Ebu Talib'in bu sözlerinden onun desteğini çekerek kendisini yalnız bıraktığı sonucunu çıkaran Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Ey amcam, eğer güneşi sağ, ayı da sol elime versen, yine de bu işi peygamberliği bırakacak değilim. Allah bu işi üstün getirinceye ya da ben helak oluncaya kadar buna devam edeceğim." dedi. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu halini gören Ebu Talip şunları söyledi. Ey kardeşimin oğlu, nasıl istersen öyle davran. İşini yapmaya devam et. Yemin ederim ki senden hiçbir zaman desteğimi çekmeyeceğim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının ölümünden sonra çeşitli eziyetlere maruz kalması. Ebu Talip vefat ettiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu Kureyş'in ahmaklarından birisi kesti ve peygamberin üzerine toprak attı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böylece evine döndü. Kızlarından biri yüzündeki toprağı hem siliyor hem de ağlıyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Ağlama kızım. Kesinlikle Allah senin babanı koruyacaktır." dedi. Ebu Talip ölünceye kadar Kureyşliler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dokunamadılar. Ancak onun ölümünden sonra Hazreti Peygamber'e hakaret ve işkence etmeye başladılar. Ebu Talip vefat ettikten sonra Hazreti Peygamber'e şiddet gösterildi ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talip'in ölümünden sonra "Ey amcam, senin ayrılığın ne süratli bir şekilde bana kendisini hissettirdi." dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kureyşlilerden çektiği eziyetler ve onlara verdiği cevap. Haris şöyle anlatıyor. Babamdan şu kalabalık nedir diye sordum. Bana bunlar dinlerini terk eden ve peygamberlik davasında bulunan bir kişinin etrafında toplanan kimselerdir dedi. Kalabalığın yanına vardığımızda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları Allah'ın birliğine iman etmeye davet ediyordu. Onlar da onun davetini reddediyor, ona eziyet ediyorlardı.
Bu mesele gün ortasına kadar devam etti. Halk Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etrafından dağıldı. Resulullah'a bir kadın geldi, göğsü görülmekteydi. Kadının elinde bir deste su ile bir mendil vardı. Suyu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uzattı. Hazreti Peygamber suyu kadından alarak içti ve abdest aldı. Sonra başını kaldırarak, "Ey kızım, o mendille göğsünü kapat. Babana herhangi bir şey olacaktır diye korkma," dedi. "Bu kadın kimdir?" diye sordum. "Zeynep adındaki kızıdır," dediler. El-Ezdi şöyle anlatıyor. Cahiliye devrinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. "Ey Naz! La ilahe illallah deyiniz kurtulunuz," diyordu. Kimisi peygamberin yüzüne tükürdü, kimisi peygamberin üzerine toprak serpti, kimisi de ona küfretti. Bu manzara öğleye kadar devam etti. Baktım ki bir kız su dolu bir desteyle peygamberin yanına geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü ve ellerini yıkadı. "Ey kızım, babanın başına herhangi bir şey getireceklerinden korkma," dedi. Bu kızın kim olduğunu sordum. "Resulullah'ın kızı Zeynep'tir," dediler. Zeynep güzel bir kızdı. Urve şöyle anlatıyor. İbnül As'a, "Müşriklerin Hazreti Peygamber'e yaptıkları en büyük hakaret nedir?" diye sordum. İbnül As şöyle anlattı. Bir gün Hazreti Peygamber Kabe yanındaki Hicr'de namaz kılıyordu. Ukbe bin Ebi Muayt gelip Hazreti Peygamber'in boynuna eteğini sarıp boğazını sıktı. Bu sırada Ebu Bekir geldi ve onu kolundan tutarak Hazreti Peygamber'den uzaklaştırdı. Sonra, "Rabbim Allah'tır" dediği için onu öldürecek misiniz? Halbuki o size Rabbinizden açık mucizeler getirmiştir diyerek Mü'min 28 ayetini okudu. Amr bin As şöyle anlatıyor. "Ben Kureyş'in peygamberi öldürme girişiminde bulunduklarına şahit olmadım. Fakat bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Makam-ı İbrahim'de namaz kılarken müşrikler onu öldürmeyi kararlaştırdılar. Bunun üzerine Ukbe bin Ebi Muayt Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidip Hazreti Peygamber'in abasını boynuna dolayarak bütün gücüyle sıktı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dizleri üzerine düştü. Halk öldü diye bağırıştı. Ebu Bekir koşarak geldi. Hazreti Peygamber'in kollarından tutarak onu yerden kaldırdı ve "Rabbim Allah'tır" dediği için bir kişiyi öldürecek misiniz dedi. Bunun üzerine Kureyş Hazreti Peygamber'den uzaklaştı. Hazreti Peygamber namaza durdu. Namazını bitirdikten sonra Kabe'nin gölgesinde oturmakta olan Kureyşlilerin yanına giderek, "Ey Kureyş cemaati! Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben size bu yolda kesilmek üzere gönderildim," dedi ve eliyle boğazını gösterdi. Ebu Cehil Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, "Sen cahil değildin," dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben şimdi de cahil değilim. Fakat sen cahillerdensin," dedi. Urve bin Zübeyir şöyle anlatıyor. "Ben Abdullah bin Amr'a, Kureyşlilerin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yaptıkları en feci şey nedir?" diye sordum. Bana, "Kureyş'in ileri gelenleri Hicr'de oturuyorlardı. Yanlarına gittim. Şöyle konuşuyorlardı. Şu adama gösterdiğiniz sabrı hiç kimseye göstermediniz. O bize akılsız diyor, atalarımıza küfrediyor, birliğimizi bozuyor, ilahlarımıza küfrediyor. Onlar böyle konuşurken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi. Rüknün karşısına gelince Kabe'yi tavafa başladı. Onların yanından geçerken
Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bazı işaretler yaptılar. Hazreti Peygamber'in bundan alındığını yüzünden anladım. İkinci geçişinde de aynı şeyi yaptılar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey söylemedi. Üçüncü defa aynı şeyi yaptıklarında Hazreti Peygamber, "Ey Kureyşliler, beni dinleyin. Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki, ölüm için geldim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü, onlarda çok büyük bir etki yaptı. Öyle ki, sanki herkesin başında bir kuş var da, aman uçmasın diye kıpırdamıyorlardı. Hatta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında en fazla düşmanlık güden dahi, Peygamber'e en yumuşak bir sözle, "Ey Ebel Kasım, güle güle git, sen cahil bir insan değilsin," dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de oradan ayrıldı. Ertesi gün yine toplandılar, ben de aralarındaydım. Bir kısmı diğerlerine, "Muhammed'in elinden çektiğimizi hatırlattınız. Size gelen eziyetleri gündeme getirdiniz. O sizin hoşunuza gitmeyen kelimeleri size söyleyince de onu bıraktınız." Onlar bu durumdayken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi. Hep birden yerlerinden sıçrayarak Hazreti Peygamber'in etrafını çevirdiler. "Ve sen misin şöyle şöyle diyen, sen misin dinimiz ve ilahlarımız hakkında şunu şunu söyleyen?" dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, bunları söyleyen benim," dedi. Onlardan biri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yakasına yapıştı. Ebu Bekir de peygamberi müdafaa etmek için kalktı. Hem ağlıyor hem de "Rabbim Allah'tır" diyen bir kişiyi öldürecek misiniz diyordu. Sonra Kureyş peygamberi bıraktı. Bu manzara Kureyş'in peygamberle ilgili olarak gördüğüm en şiddetli tavrı ve manzarasıydı. Esma'dan müşriklerin peygamber hakkındaki en şiddetli icraatı neydi diye sordular. Esma, müşrikler mecliste oturmuşlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ilahları hakkında söylediklerini müzakere ediyorlardı. Onlar bu durumdayken peygamber çıka geldi. Hepsi birden peygambere hücum ettiler ve imdat sesleri babama kadar ulaştı. Birisi, "Ey Ebu Bekir, arkadaşına yetiş," diye bağırdı. Babam bizim yanımızdan çıktı ki o zaman başında 4 tane saç örgüsü vardı. Ve gidip onlara, "Azap olasıcalar, siz Rabbim Allah'tır diyen ve size Rabbinizden mucizeler getiren bir kişiyi öldürecek misiniz?" dedi. Onlar o zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi terk ederek babama yöneldiler. Babam eve döndüğünde o örgülerinden hangisine el atsa elinde kalıyordu. Bunun üzerine, "Ey celal ve ikram sahibi, sen ortaktan münezzehsin," deyip duruyordu. Müşrikler bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi o şekilde dövdüler ki peygamber bayıldı. Ebu Bekir onlara, "Azap olasıcalar, Rabbim Allah'tır diyen bir kişiyi öldürecek misiniz?" dedi. Onlar Ebu Bekir'i kastederek, "Bu kimdir?" dediler. Bazıları buna, "Bu deli Ebu Bekir'dir," diye cevap verdiler. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bir hutbesinde Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın cesaretinden bahsetmesi. Hazreti Ali radıyallahu anh hutbesinde, "Ey Nas, insanların en kahramanı kimdir?" diyordu. "Ey müminlerin emiri sensin," dediler. Hazreti Ali, "Biliniz ki ben her kimle dövüşmüşsem onu mutlaka alt etmişimdir. Fakat insanların en kahramanı Ebu Bekir'dir. Çünkü biz Bedir günü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir gölgelik yaptık. Onu müşriklerden kim koruyacak?" dedik. Allah'a and içerim, bizden hiçbir kimse bu işe yanaşmadı. Ancak Ebu Bekir kılıcını kınından çekerek peygamberin başucunda durdu.
Ona herhangi bir müşrik saldırdığında Ebu Bekir de ona saldırıp püskürtüyordu dedi. Yine bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Kureyşliler peygamberi yakalamıştı. Birisi ona sataşıyor, kin kusuyordu. Kimisi Hazreti Peygamberi tartaklıyor ve sen misin ilahları bir tek ilah yapan diyordu. Andolsun bizden hiçbir kimse peygambere bu durumda yaklaşmadı. Ancak Ebu Bekir fırlayıp kimine vuruyor, kimiyle cebelleşiyor, kimini itiyordu. Ve Rabbim Allah'tır diyen bir kişiyi öldürecek misiniz? Azap olasıcalar diyordu. Sonra Hazreti Ali abasını çıkardı. Mübarek sakalları ıslanıncaya kadar ağladı. Sonra size Allah ile yemin verdiriyorum. Firavun'un ailesinden olan mümin mi hayırlıdır yoksa Ebu Bekir mi dedi. Halk sustu. Hazreti Ali radıyallahu anh, Allah'a yemin ederim ki Ebu Bekir'in bir saatlik ömrü, Firavun ailesinden olan müminin yeryüzü dolusu iyiliklerinden daha hayırlıdır. Çünkü o imanını gizliyor, Ebu Bekir ise açıkça mümin olduğunu ilan ediyordu dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Taif'ten dönerken yaptığı dua. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Taiflilerin elinden kurtulup emniyete kavuşunca şöyle dua etti. Ey Allah'ım! Kuvvetimin zafiyetini, tedbirimin azlığını, halkın gözünde hiçbir kıymet taşımadığımı sana şikayet ediyorum. Ya Erhamer Rahimin! Sen zayıfların Rabbisin. Sen benim Rabbimsin. Beni kime teslim ediyorsun? Beni buğz eden bir yabancıya mı, yoksa işimi eline verdiğin bir düşmana mı? Eğer sen bana dargın değilsen, başka hiçbir şeyden perva etmem. Fakat senin affın benim için her şeyden üstündür. Ya Rab, gazabına uğramaktan, karanlıkları parlatan ve dünya ile ahiret işlerinin salah kaynağı olan veçhenin nuruna sığınıyorum. Ta ki sen benden hoşnut olasın. Bütün güç ve kuvvet senindir. Hristiyan olan Addas'ın Müslüman olması ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hak peygamber olduğuna şahitlik etmesi. Rabia'nın oğulları, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin maruz kaldığı felaketi gördüklerinde ona acıdılar. Addas isminde Hristiyan bir köleleri vardı. Ona şu üzümlerden bir salkım al, bir tabağa koy ve şu kişiye götür dediler. Addas da bunu yaptı. Resulullah'ın önüne tabağı koydu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ye dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elini üzüm salkımına uzatırken Bismillah dedi. Addas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne bakarak Allah'a yemin ederim ki bu kelimeyi bu memleketin halkı söylemiyor deyince Hazreti Peygamber, sen hangi memlekettensin ya Addas? Senin dinin nedir diye sordu. Addas, ben Hristiyanım ve Ninova şehrindenim deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, salih kişi Yunus bin Metta'nın şehrinden mi? Diye sorunca, Addas, sen Yunus bin Metta'nın kim olduğunu nereden biliyorsun? Dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o benim kardeşimdir, peygamberdir, ben de peygamberim dedi. Bu söz karşısında Addas, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine kapanıp, başını, ellerini ve ayaklarını öptü. Bunu gören Utbe ve Şeybe, biz iyi etmedik. Vallahi Muhammed onu da yoldan çıkardı dediler.
Addas yanlarına dönünce, "Ey Addas, niçin onun başını, ellerini ve ayaklarını öpüyordun?" diye sordular. Addas, "Ey benim iki efendim, yeryüzünde bu kişiden daha hayırlısı yoktur. Bana öyle bir şeyi haber verdi ki, bunu ancak bir peygamber bilir," dedi. Onlar Addas'a, "Ey Addas, azap olasıca, bu seni dininden caydırmasın. Çünkü senin dinin onun dininden daha hayırlıdır," dediler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor: "Babam bana, ben ve Hazreti Peygamber mağaraya sığınırken bizi görmeliydin. Hazreti Peygamber'in ayaklarından kanlar akıyordu. Benim ayaklarımsa kas katı birer taş gibi olmuştu," dedi. Çünkü Hazreti Peygamber yalın ayak gezmeye alışmamıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud günü çektiği eziyetler. Uhud gününde peygamberin hem bir azı dişi kırılmış hem de başı yarılmıştı. Hem yüzündeki kanı siliyor hem de acaba peygamberin başını yarmış, dişlerini kırmış bir kavim nasıl iflah olacaktır? Hem de peygamberleri onları Allah'a davet ediyorken diyordu. Bunun üzerine, "Onların işinden hiçbir şey sana ait değildir. Allah isterse onları affeder, isterse zalim oldukları için onları azaplandırır." ayeti nazil oldu. Uhud gününde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü yarıldı. Malik bin Sinan Resulullah'ın önüne geldi, peygamberin yarasından akan kanları emdi, sonra da yuttu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Kim ki kanım kanına karışmış bir insana bakmak istiyorsa, Malik bin Sinan'a baksın," buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor: "Babam Uhud gününü hatırladığı zaman, o günün bütün kahramanlıkları Talha'da toplanmıştı. Savaş alanını terk edenlerin ilk döneni ben oldum. Birisinin kaçmadan Allah yolunda kahramanca savaştığını gördüm. Ona senin Talha olmanı temenni ederim. Yazık ki ben sebat etme üstünlüğünü kaçırdım. Hiç olmazsa bunu elinde tutan adam benim akrabalarımdan biri olsun," dedim. O sırada benimle müşrikler arasında tanıyamadığım bir adam vardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ben ondan daha yakındım. Benim ilerleyemediğim bir hızla ilerliyordu. Bana yaklaştığında Ebu Ubeyd bin el-Cerrah olduğunu fark ettim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına vardığımızda azı dişinin kırıldığını, yanağından yaralandığını ve başındaki miğferden iki halkanın yanağına saplandığını gördük. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Talha'yı kastederek, "Gidin arkadaşınıza bakın," dediyse de onu dinlemeyip halkayı yanağından çekmek için ona doğru ilerledim. Fakat Ebu Ubeyde bana yemin verdirerek bu işi kendisine bırakmamı istedi. Bunun üzerine Ebu Ubeyde ilerledi ve onu incitmemek için dişleriyle halkaları çekmeye başladı. Fakat birinci halkayı çekerken ön dişlerinden bir tanesi söküldü. Ben bunu görünce diğer halkayı çekmek için bir daha davrandım. Fakat yapmamam için Ebu Ubeyde bana bir daha yemin verdirdi. Bunun üzerine Ebu Ubeyde dişleriyle ikinci halkayı da çekti ve bir dişi daha söküldü. Ebu Ubeyde ön dişleri düşük olanların inanın ki en sevimlisiydi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yarasını temizledikten sonra Talha'nın yanına gittik. Onu bir çukurda bularak tedavisini yapmaya başladık. 70 küsur yerinden yaralanmıştı. Bir parmağı da kesilmişti, derdi.